Adınız nedir? Erol. Erol Bey, nerelisiniz? Aslen Muşluyum. Doğma büyüme İzmir. Yaşama İstanbul. Nerede ikamet ediyorsunuz? Abdurrahman Gazi, Sancaktepe'de. Sancaktepe Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Şeyma Dönücü tanıyorum, evet. Kendisinden beklentileriniz nelerdir? Valla bu dönem beklentilerimiz şöyle söyleyeyim. Daha önce hani Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda hani AK Parti'nin olması biraz da bazı büyük çalışmalarda koordineli olmasına bir fayda oluyordu. Hani belki Ekrem İmamoğlu da desteği verecektir ama Sancaktepe'nin en büyük sorunu mahalle bazında hizmet eşitsizliği var. Mesela ben Abdurrahman Gazi, burası merkez mahalle, mağazilerde oturuyorum. Ulaşım yok denecek kadar az. Yani acil durumu söz konusu olduğunda dolmuş otobüs yok, zor. Artı oturduğumuz yerde yine şey var, tüp dağıtım bayisi var. Potansiyel bir tehlike, alan muhafaza, oraların yerleşim yeri oldu. Biri sigara atsa bitti. Az ötesinde elektrik trafosu var, radyasyon yayıyor, ayrı bir dert. Bizim en büyük beklentimiz sadece ilçe bazında kendi hani böyle nasıl söyleyeyim, sosyal aktivitelerden çok insanların biraz daha hayatını kolaylaştırıcı şeylerde bulunursa. Ha, keşke şu röportajı kışın sizinle yapsaydık. Şu caddenin kışın su birikintilerini size gösterseydim. Engelli bir vatandaşın zaten burada öyle yürümesi mümkün değil. Arabayla da olsa. Islanmamanız mümkün değil. Yağan yağmur değil. Su birikintileri sizi satıyor. 4 senedir ben bir dilekçe verdim. Asfalt yenilensin diye. 4 sene sonra bana dönüş bile yapmadılar. En son ben aradım. İşte burası İBB'nin hizmet sınırına giriyor. Dedim bunu baştan söyleyebilirdiniz gibi. Hani tek ricamız şu. Zaten sosyal aktiviteler falan filan benim oradan buraya gelme imkanım varsa gelebiliyorum. Veya tiyatroya falan, kütüphaneye gidebiliyorum. Yoksa eğer zaten hiçbir faydası yok bana. Önemli olan oraya giden yolları düzeltmek. İnsanların oraya gidişimini kolaylaştırmak. Yani pusetli bir vatandaş aracıyla geçtiği zaman şurada yani rahatça geçebilsin. Bu. Başka ne isteyebilirim yani? Sonuçta bana fabrika kuramaz, iş veremez, bir şey yapamaz. Belediye olarak bunları yapsan kafi yani. Sancaktepe Belediyesi'nde memnun kaldığınız hizmetler var mı peki? Şöyle, zaten yeni bir belediye. Yani 2009'da ilçe belediyesi oldu. Yani memnun kaldığımız bazı sosyal projeleri falan var, gayet güzel. Mesela engellilere yönelik engelli yaşam merkezleri falan yaptılar. Bunlar güzel. Ondan sonra işte bu metro hatlarının buradan geçişimini, yani bu güzergahlar dahil etme anlamında güzel. Yeni bir belediye, yani öyle pek bir şeyini, açıkçası net bir şeyini göremedik. Daha çok büyükşehir belediyeleriyle yapıldığı için yatırımlar. Yani vatandaşlara dokunacak küçük şeyler illaki var. Dediğim gibi ben engellilere evde bakım var. İşte ibadethanelerin temizliği falan var. Bunlar güzel şeyler. Geliştirilebilir tabii ki. Peki hizmet olarak Sancaktepe Belediyesi'ne örnek göstermek istediğiniz bir belediye var mı? İstanbul bazında mı bahsediyoruz yoksa? Türkiye genelinde. Ya şimdi 80 senelik ilçe belediyesiyle tabii ki ben burayı şey yapamam. Hani burayı oraya kıyaslayamam. Örnek verecek birçok belediye vardır elbette ki de. Şimdi yani İstanbul genelinde düşünecek olursak vallahi inanın samimi söylüyorum. Hani aklıma gelmiyor. Ha belki Pendik olabilir nispeten Anadolu yakasında. Avrupa yakasında Bakırköy Belediyesi'ni belki biraz daha örnek alabilirler. Onun dışında yani İstanbul bazı yok. İzmir desen söyleyebilirim ama. Onun dışında yani şuraya örnek alsın diyeceğim bir şey yok. Her belediye kendi hizmetiyle vardır. Bir yeri çalışma modelini örnek alabilirsin. Bunda bir ayıp, bir his yoktur ama. Herkesin bir realitesi, her bölgenin kendine göre bir şeyi vardır ya. Hani onların planı çıkılabilir. Örnek göstermek bilmiyorum ne kadar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? Tabii ki tanıyoruz. Önümüzdeki hizmet sürecinde Sayın Ekrem İmamoğlu'ndan beklentileriniz bir vatandaş olarak nelerdir? Ya şimdi ben hani şahsına oy vermedim. Oy vermemin sebebi ideolojik değil asla. Yani ben ideolojiye karşıyım zaten. Yani bugün ben İzmir'de büyüdüm yani. 35 yaşındayım ben. 23-24 yaşında İzmir'de kaldım. İzmir'de ideoloji yüzünden hizmet alınamıyor. İdeoloji yani. Kardeşim belediyesi ideoloji yapmayacaksın. Ha şu bir gerçek. Türkiye'de yerel belediyeler ele geçirdiğin zaman genelde başarılı olabiliyorsun. O gibi gerçek ama kendisinin background'u çok az. Belediye başkanlığı, bir dönem Beylikdüzü Belediye Başkanlığı background'u var. Şimdi o background'da İstanbul'a talip olmak yani ne kadar şey olabilir? Yani benim bu semtimin sorunları ne kadar biliyor? Yani başarılı olacak mıdır? Projelerin açık konuşayım. Vallahi bakın ben samimi söylüyorum. Hani gerçekten ideolojik olarak konuşmuyorum. Hani elle tutulur projesi var mı diye sorsanız yok. Yani yok. Megabüs projesi vardı. Tamam da TEM karayollarının denetiminde ücretli otoyol orası.
Sen o zaman bakımlarını da müştereken üstleneceksin İBB olarak. Çünkü senin metrobüsün kullanacak. Megobüs'e diyor o. Trafiğe daha takılmadan jet gidecek. Bu benim için hizmet mi? Değil. 522 SET de o otobana girdiği zaman basıp gidiyor vallahi. Yani o şey değil. Başka ne var? Başarı olur ya, niye olmasın? Ama yeter ki halkla bütünleşik yapay olmasın ya. Vallahi bak sana samimi söylüyorum. Belediyeden, yani seçimlerden hemen sonra ya arkadaş mazbatamı verin, kaybedecek 5 saniyemiz yok deyip de hemen ardından tatile gitmek bu insanlar biraz hayal kırıklığı uğrat. Ha, ben o beklenti içinde miydim? Hayır, hiçbir şekilde. O beklenti içine girmek hani şehrine ihanettir. Kim seçilirse seçilsin hizmet yapsın. Yani benim için önemli olan o kıssas odur. Ama ya söylemlerine biraz tutarlı ol yani, anlatabiliyor muyum? Ha şu var. İstanbul büyük metropol. Yani 20 milyon nüfusu var. Birçok dünya ülkesinden büyük. Merkezi hükümetle beraber bazı müşterek politikalar gütmeniz gerekir ki. Ya politika dediğim şu, siyasi olarak değil. Yani hizmet anlamında, anlatabiliyor muyum? Atıyorum büyük bir metro projesi yapacaksan illaki devletin desteğini almak zorundasın. Ha şu var. İşte İBB'de AK Parti çoğunluğu var. Bizi çalıştırmıyorlar diye de o şeyin bahane olarak sığınmasınlar. Mansur Yavaş Ankara'da vallahi hiç dinlemiyor. Orada da AK Parti'nin çoğunluğu var ama istediğini yapıyor yani. Yani bu bahaneler sığınılmasın lütfen. Yani ben bir vatandaş olarak sesim artık ne kadar duyulur bilmiyorum. YouTube'da herhalde yayınlıyorsunuz bunu. Ne kadar duyulur bilmiyorum ama ya AK Partili bizi çalıştırmıyor. Biz şey yapıyoruz işte, oradan engelliyorlar. Yok abi, böyle bir şey yok. Yaparsan yapıyorsun. Bir de şeyi bekliyorum ben hala. Yeni kapıda araçları dizecekti, onu bekliyorum. Bakın sakın bu şey olarak algılanmasın. Daha önceki dönemlerde bir suistimal yapıldı, işte şu var bu var, ben bunu hani tasvip ediyorum anlamında söylemiyorum. Ama arkadaş, sen bunu söylerken insanların oy aldın. En büyük vaatlerin bir tanesinin buydu. Şey yapılıyor denilmişti işte. Neydi o? Belediyede çok şey yapılıyor. İsraf yapılıyor. Heh. İşte bu makam araçları falan filan. İnsanlar bunu beklediler senden ve çıkarmadı. En son geçen hakikaten hani oy vermeme rağmen hayal kırıklığına uğradım. Dedi ki arkadaşlar araştırmayı devam ediyorlar. Bulamadıysak maketlerini koyacağız. Böyle bir şey olabilir mi ama? Sen seçimlerden önce bir şeyde bulunduysan senin elinde somut delilin olması lazım. Hala araştırıyorlar ne demek? Ben şahsen bekledim. Vallahi bak ben oy vermem insan olarak bekledim ya. Dedim vallahi bu adam çıkarsan alkışlayacağım dedim yani. Böyle bir israf var ise. Ama şimdi İSKİ'nin bölüm şefi adam bir yere görüşmeye gidecek, bir işe gidecek. Bu adam yanında İSKİ ibareli Clio sembolle gidiyorsa bu makam arabası, bu birim arabası. Artı bu makam arabaların hiçbir tanesi belediyenin şeyine değil. Hangi belediye için olursa olsun. Şey değil. Ne var lan? Kesersin. Ben de kurguzuyum da kesersin. Şey yaparsın. Hiçbir tane şey değildir. Belediyeye ait mülk değildir. Çünkü zarardır. Belediye bunun tamiratıyla uğraşacak, vergisiyle uğraş. Ne yapıyor? Kiralıyor. Ve vergiden düşüyor. Belediye vergilerden düşüyor bunu. Ki dolayısıyla gideri de o kadar yok aslında. Ha varsa da böyle bir şey, hakikaten adamın makamına tahsis edilmişse, dediği gibi 300-400 sene varsa abi çıkarsın. Alkışlarız yani. Ama söylemde olmasın abi. Yani hani tek beklentimiz o. Ve ben doğu kökenli bir insan olarak hani HDP'li belediyeye maruz kalan akrabalarım var. Adam sırf kendisine oy vermeyen mahalleleri bildiği için böyle yatırım ayrımcılığı yapıyor. Ha böyle olmasın. Hatay'da oldu en son. Dedi ki bana oy vermediniz, ben size yol yapmıyorum, su vermiyorum dedi. Hataylı belediye başkanı. Çok konuştum. Belediyeye en son neden ve ne zaman müracaat ettiniz? Buraya mı? En son ne zaman müracaat ettim? Bu seçimlerden çok önceydi ya. Kasım mıydı, Ekim miydi? O bu yol için. Son olarak kanalımız aracılığıyla Sancaktepe Belediye Başkanı'na iletmek istediğiniz özel bir mesaj var mı? Tabii. Şimdi değerli başkanım bize bir sözü vardı. Belediyenin girişinde şey yapacağım, şeffaf cam yapacağım demişti. Haftanın belli birkaç gün orada duracağım demişti. Vatandaşlarımız gelip bizimle görüşebilir demişti. Bir o odanın ne zaman faaliyete geçeceğini bekliyoruz. Diğer bir husus da mahallelerimizin ulaşım şeyini biraz daha... Çünkü Sancaktepe 2 sene nüfus 2 katına çıktı. Yani 2-3 senede. 250 binden şu an 460 bine çıktı nüfusu. Yani şurada gidelim. Şu Abdurrahman Gazi'nin iç mahalleleri, Merve Mahallesi, Osman Gazi. Bunlar büyük mahalleler. Ulaşım çok sıkıntılı. İnsanlar bir durağa gitmek için en az bir 10-15 dakika yürümek zorunda kalıyorlar. Yani şu ulaşımı biraz daha iyileştirirlerse, ona bir çaba gösterirlerse vallahi çok memnun kalırız. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Çok sağ olun.